Genel Kimya 7. Bölüm. Kimyasal bağlar. Periyodik tablo ve elektron konfigürasyonu kavramlarının gelişiminden sonra kimyacılar molekül ve bileşiklerin nasıl oluştuğunu anlamaya çalışmışlar. Atom, iyon, molekül gibi kimyasal türlerin normal şartlarda izole halde bulunamayacağını, tüm madde birimlerinin kendi aralarında diğer birimlerle etkileşim halinde olduğunu düşünmüşlerdir. Bu etkileşimlerden oluşan kuvvetlerin maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini belirleyen en önemli büyüklükler olduklarını ileri sürmüşlerdir. Bileşiklerin formüllerini, geometrik yapılarını ve davranışlarını kavramak için kimyasal bağlanmayı anlamak gerekir. Bu nedenle bu bölümde yani öncelikle kimyasal bağları gösteren en basit yöntemlerden biri olan Lewis kuramı hakkında bilgi verilecek. Daha sonra kimyasal bağ çeşitleri alt başlıklar halinde incelemeye çalışacağız. Lewis kuramı. 1919 yılında Amerikan Lewis soy gazlarının asallıklarının elektron dağılımlarında ileri geldiğini ve bu yüzden diğer elementlerin soy gazların elektro dağılımına benzeyebilmek amacıyla bir araya geldiklerini öne sürmüştür. Kimyasal bağlamada özellikle dış kabuk elektronlarını temel rol oynar. Lewis kendi kuramı için özel Lewis simgeler önermiş. Bu öneride iç kabuk elektronları ve çekirdek bir simge ile dış kabuk elektronları ise noktalar ile gösterilir. Bu yüzden Lewis simgelerine elektron nokta yapıları da denir. O dönemde henüz elektron spini kavramı bilinmediğinden elektronlar eşit düşünülmüş ve sadece noktalar ifade edilmiş. Bir elementin Lewis simgesinin yazılabilmesi için elektro dağılımların yazılması gerekiyor bu anlamda. Örnekler var. Bor atomunun Lewis nokta yapısını yazalım mesela ekrandaki gibi. Görüyorsunuz bor atomunu. Borun atom numarası 5 olup elektron dağılımı 1s kare, 2s kare, 2p1 şeklindedir. Dış yörünge olan 2s kare, 2p1 elektronları sayısı toplamı 3 olup bu sayı değerlik elektron sayısına eşittir. Bor atomu bağ yaparken bu 3 tane elektronunu kullanabilir. Yani bor bileşiklerinde 3 bağ yapabilir. 3 değerlik elektronunu simgenin etrafına noktalar şeklinde yerleştirilerek Lewis nokta yapısı yazılmış olur. 3 tane nokta var B'nin etrafında görüyorsunuz. Bir diğer örnek alttaki X atomu. Atom numarası 17 olan elementin Lewis simgesini gösteren 17x eşittir 1s kare 2s kare 2p6 3s2 3p5. Son yörüngede 2s2 3p5 toplam 7 elektron var. Bu elektronlar simgenin etrafına önce tek tek sonra çiftleşerek yerleştirir. Sonuçta yandaki şekilde görüldüğü gibi ekranda görüyorsunuz x'in üzerinde. Bir tane elektron çiftleşmeden kalır. Yani x elementi bu elektronunu kullanarak sadece bir tane bağ yapabilir. Orası boş kaldığı için. Kimyasal bağ çeşitleri. Atomların elektron dizilişlerini temelden değiştiren ve kimyasal yapı değişikliğine sebep olan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağlanmada en dış yörüngede bulunan değerlik elektronları kullanır. Bu bir bağın oluşması için iki tane elektrona ihtiyaç var. Kimyasal bağların oluşumunda esas etken enerjidir. Kimyasal bağları iyonik, kovalent ve metalik bağ olmak üzere 3 sınıfta incelemek mümkündür. Bu 3 ana bağ türleri ideal sınır hallerdir. Yani bir bağ için tam iyonik, kovalent ya da metalik demek doğru olmaz. Çoğu bağ bu 3 bağ türünün çeşitli oranlarda özelliklerini bir arada taşır. Kimyasal bağları iyonik, kovalent, metalik bağ olmak üzere 3 ana sınıfta incelemek mümkündür bahsettiğimiz gibi. İyonik bağ. Elektropozitif elementler ile elektronegatif elementler arasındaki elektron alışverişiyle oluşan bağa iyonik bağ denir. İyonik bağ bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılması prensibine dayanır. Elektron bilgileri birbirinden çok farklı olan atomlar arasında meydana gelir. Elektron alışverişi sonucunda oluşan pozitif ve negatif yükler arasında oluşan elektrostatik çekim kuvvetiyle gerçekleşir. Sodyum bromür bileşiğinde bağ oluşumunu inceleyecek olursak, sodyum atomunun elektron dağılımını görüyorsunuz ekranda. İlk iki tabakası tam doludur. Üçüncü tabakada ise sadece bir elektron vardır. Brom atomunda ise ilk üç tabakası tam doludur. Dördüncü tabakanın dolması için ise sadece bir elektrona ihtiyaç vardır. En sonda görüyorsunuz arkadaşlar. Yazılım şeklinde en altta. Kovalent bağ. İki ametal element arasında elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla oluşan bağ kovalent bağdır. Elektron ilgileri birbirine yakın olan atomlar arasında meydana gelen bir bağ türüdür. İki elektronegatif atom birbirleriyle reaksiyona girdiklerinde her ikisi de elektron kazanmak isteyecek ve hiçbir elektron vermek istemeyecektir. Bu nedenle soy gaz elektron yapısına ulaşmak, elektronlarına ortaklaşa ulaşmak için elektronları ortaklaşa kullanırlar. Klor bileşiğindeki bağ oluşumunu incelemek gerekirse klor atomu iki tabakası tam doludur. Üçüncü tabakanın dolması için ise sadece bir elektrona ihtiyaç vardır. Ekrandaki gibi yazılır arkadaşlar görüyorsunuz klor atomu.
Katlı kovalent bağlar. Bir atomun kararlı soygaz elektron dağılımına sahip olması için birden fazla elektron çiftine ihtiyacı olabilir. Böyle durumlarda iki elektron çifti ortaklaşa kullanılıyorsa ikili bağ, üç elektron çifti ortaklaşa kullanıyorsa üçlü bağ olarak adlandırılan çok katlı kovalent bağlar oluşur. Karbondioksit molekülünün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu göstermek gerekirse, karbon atomunun değerli elektron sayısı 4'tür. Lewis nokta formülünde bu 4 elektron atom simgesini çevresine teker teker yerleştirir. Bu 4 elektrondan ikisi 2 oksijen atomu 2 tane tekli bağ oluşturur ekrandaki gibi. Daha sonra azot molekülün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu incelemek gerekirse azot atomunun değerli elektron sayısı 5'tir ve Lewis nokta formülünde bu 5 elektron azot simgesinin çevresine önce teker teker yerleştirilir, sonra kalan bir tane elektronla bir çift oluşturulur ekrandaki gibi. Apolar kovalent bağ. Elektronların atomlar arasında eş olarak ortaklanmasıyla oluşan kovalent bağ, apolar kovalent bağ denir. Genellikle klor, hidrojen gibi aynı cins ametal atomlar arasında oluşur. Ortaklaşa kullanılan elektronlar atomlar arasında eşit olarak paylaşıldığında molekül üzerinde pozitif veya negatif yük oluşmaz. Hidrojen molekülün Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu incelemek gerekirse, hidrojen atomunun bir tane değerli elektronu vardır. Lewis simgesinde bu tek elektron atom simgesinin etrafına yerleştirilir. Her iki hidrojen atomu tek elektronunu paylaşarak tekli bağ oluşturur. Böylece hidrojenler dublet kuralına uyarlar. Her iki atom aynı olduğu için elektronegatiflikleri de aynıdır. Dolayısıyla oluşan bağ apolar, yani kutupsuz kovalent bağdır arkadaşlar. Polar kovalent bağ, elektronların atomlar arasında eşit olmayan ortaklanmasıyla oluşan kovalent bağ, polar kovalent bağ denir. Genellikle farklı cins ametal atomları arasında oluşur. Ortaklaşa kullanılan elektronlar atomlar arasında eşit olarak paylaşılmadığından molekül üzerinde kısmi pozitif veya kısmi negatif yük oluşur. Görüyorsunuz hidrojen klorür molekülün yapısını, Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunu incelemek gerekirse hidrojen atomunun bir tane klor atomunun ise 7 tane değerli elektronu vardır. Lewis simgesinde elektronlar atom simgelerinin etrafına yerleştirilir. Hidrojen ve klor atomları arasında birer elektron paylaşılarak tekli bağ oluşturulur. Böylece hidrojen dublot, klor ise oktet kuralına uymuş olur arkadaşlar. Koordine kovalent bağ, bir çift elektron ortaklaştırılmasıyla oluşan kovalent bağda bağ oluşumuna her zaman atomlar birer elektronlarıyla katılmaz. Bazı durumlarda ortaklaşılan elektron çiftinin her ikisi de tek bir atomdan gelebilir. Böyle bağ elektronlarının her ikisinin de tek bir atomdan gelmesiyle oluşan kovalent bağa koordine kovalent bağ denir. Daha sonra görüyorsunuz ekranda bir atom katyonun Lewis yapısını çizerek bağ oluşumunun incelenmesi gerekirse molekülün Lewis nokta yapısında bir çift elektron ortaklanmış halde bulunmaktadır. Bu yapının tek elektronu kaybederek pozitif katyon haline gelmiş hidrojen iyonu ile birleşmesiyle azot katyonu, azot hidrojen 4 artı katyonu meydana gelir. Dördüncü bağ için gerekli elektron çiftinin her ikisi de azot atomu tarafından verilmiştir ekrandaki gibi. Metalik bağ. Metallerde serbestçe hareket eden değerli elektronlar bir elektron bulutu oluşturur. Bu elektron bulutu içinde pozitif yüklü metal iyonları yer alır. Pozitif yüklü metal iyonları ile negatif yüklü elektron bulutu arasındaki elektrostatik çekim kuvvetine metalik bağ denir. Metallerin iyonlaşma enerjileri çok küçüktür. Bu nedenle her bir metal atomu değerli elektronlarını elektron bulutuna verir ve farklı tiplerde kristal örgü oluşturacak şekilde istiflenir. Metallerin ısı ve elektrik iletkenliği çok yüksek olmasının sebebi bu kristal örgüsüne dağılan hareketli elektronlardır. Serbest elektron teorisine göre bir metalik yapı var ekranda görüyorsunuz. Daha sonra Lewis yapılara kovalent bağlanmayı tam olarak açıklayamamasına rağmen birçok bileşiğin yapısının açıklanmasında ve moleküllerin özelliklerinin belirlenmesinde oldukça başarılıdır. Lewis yapılarında elektronlar genellikle eşleşmiş olarak yazılır ve bütün değerli elektronları gösterilir arkadaşlar. Lewis yapılarının yazılması. Uygun Lewis yapılarının yazılmasında izlenmesi gereken adımlara bakalım. Yapıyı oluşturan nötral atomların değerli elektron sayıları toplam değerli elektron sayısı bulunur. Molekülün iyonik olduğu durumlarda katyonik ise yükü kadar elektron çıkarılır. Anyonik ise yükü kadar elektron eklenir. Merkez atom ve uç atomlar belirlenir. Karbon genellikle merkez atom, hidrojen ise uç atom olarak yazılır. Bunların dışında elektropozitif atomun merkeze yazılmasına dikkat edilir. Uygun iskelet yapısı atomların tekli kovalent bağlarla bağlanmasıyla oluşturulur.
Toplam elektron sayısından bağ elektronların sayısı çıkarılır. Kalan elektronlarla önce uç atomların oktetleri tamamlanır. Geriye kalan elektronlar varsa merkez atomlara yerleştirilir. Merkez atomların okteti ikili veya üçlü bağlar oluşturularak tamamlanır. Örnek, siyonajen molekülü için uygun bir Lewis yapısı yazmak gerekirse, bilindiği gibi nötral karbon atomunun 4, azot atomunun ise 5 tane değerlik elektronu vardır. Dolayısıyla toplam değerlik elektron sayısı 18 tanedir. Karbon atomu daha elektropozitif olduğu için merkez atomları, azot ise uç atomları oluşturur. Merkez ve uç atomlar tekli bağlarla birleştirerek iskelet yapısı oluşturur ekrandaki gibi. İskelet yapısını oluşturan 3 tane tekli bağ için toplam 16 elektron kullanılmıştır. Dolayısıyla toplam elektron sayısı 6 çıkarıldığında 18 eksi 6, 12 elektron kalır. Kalan elektronlar ile uç atomların oktetleri tamamlanır. Ekranda görüyorsunuz. Merkezdeki karbon atomlarının oktetleri azot üzerindeki elektron çiftlerin bağ bölgesine kaydırılmasıyla ve üçlü bağların oluşturulmasıyla tamamlanır. Sonuçta ekranda gördüğünüz gibi Lewis yapısı çizilmiş olur arkadaşlar. Formal yük. Lewis yapıları yazılırken bazı durumlarda atomlar bağın oluşumu için farklı elektron katkısında bulunabilir ve bu atomların üzerinde formal yük adı verilen farklı elektrostatik yükler oluşur. Formal yük birden fazla Lewis yapısı yazılabildiği durumlarda hangi yapının daha olası olduğuna karar vermek için kullanılır. Molekülde bir atomun formal yükünü hesaplayabilmek için uygun Lewis yapısında formal yüklerin toplamı nötr moleküller için sıfır olmalı. Çok atomlu iyonlarda ise katyonlarda pozitif yükse eşit, anyonlarda ise negatif yüke eşit olmalıdır. Formal yükler mümkün olduğunca az olmalı. Komşu atomlarda aynı işaretli formal yüklerin olduğu yapılar tercih edilmez. Elektronegatif atomların formal yükleri genel negatif, elektropozitif atomlar ise formal yükleri genel pozitif olmalıdır. Tersi durumlardan kaçınılmalıdır. Örnek, nitronyum iyonu için verilen iki Lewis yapısında hangisinin daha doğru yapı olabileceğini atomların formal yüklerini hesaplayarak incelemek gerekirse, görüyorsunuz bir yapısında 1 numaralı oksijen için formal yük 0, 2 numaralı oksijen için 0, azot atomu için formal yük artı 1. İki yapısında ise 1 numaralı oksijen için formal yük artı 1, 2 numaralı için eksi 1, azot atomu için formal yük artı 1 arkadaşlar. Bir yapısında her ikisi iki oksijen atomu formal yükleri sıfırdır ve daha elektropozitif olan azot atomunun formal yükü artı 1'dir. Bu yapı formal yüklerin kullanılmasında verilen kurallara uyar bir yapısında. Bir yapısı bize nitronyum iyonu için uygun Lewis yapısını verir. İki yapısında ise azot ile bir numaralı oksijen atomları komşu olmalarına rağmen aynı yüke sahiptir. Ayrıca 2 numaralı oksijen azota göre daha elektronegatif bir atom olmasına rağmen pozitif yük almıştır. Dolayısıyla 2 numaralı yapı uygun bir Lewis yapısı değildir diyebiliriz. Rezonans yapılar. İki ya da daha fazla uygun Lewis yapısının gerçek yapıya katkı sağlamasına rezonans denir. Rezonans yapılarının hiçbiri tek başına kararlı bir molekülü anlatmaz. Gerçek kararlı molekül rezonans yapılarının birleşimidir. Rezonans yapılar çizilirken dikkat edilmesi gereken kural atomların değil elektronların pozisyonlarının yeniden düzenlenebileceğidir. Yani bağ yapan atomların yeri rezonans yapılarda değişmez. Ozon molekülü için uygun rezonans yapılarını görüyorsunuz ekranda. Ozon molekülünde çifte bağın yerini değiştirilmesiyle oluşan iki ayrı Lewis yapısı çizmek mümkündür. Yukarıdaki rezonansa katkıda bulunan iki yapı arasındaki çift yönlü ok kullanılmıştır. Bu ok molekülün bir halden diğerine geçtiği anlamına gelmez. Aksine gerçek yapının bu iki rezonans yapısının eşit oranda birleşimi olduğunu ve sürekli mevcut bulunduğunu gösterir. Rezonans yapılar ortamda mevcut değil, bir yapıdaki tekli bağın ve diğer yapıdaki ikili bağın ortalaması alınarak ozondaki bağ derecesinin 1,5 olduğu söylenir ve bu durum deneysel olarak da ispatlanmıştır. Oktet kuralı ve istisnaları. Atomların son yörüngelerindeki elektron sayısını 8'e tamamlayıncaya kadar bağ oluşturmalı istekleri oktet kuralı olarak bilinir. Bu kural esas olarak ikinci periyot elementlerine uygulanır. Diğer periyottaki elementler için çeşitli istisnalar vardır. Görüyorsunuz eksik oktetli yapıya bakalım. Bazı moleküllerde merkez atomu çevreleyen elektron sayısı 8'den az olabilir. Beryum, bor gibi dış yörüngesinde 4'ten az sayıda elektron bulunan atomlarda tüm değerlik elektronunu kullansa dahi oktet yapısına ulaşılamaz. Tek elektronlu yapı, bazı moleküllerde tek sayıda değerlik elektronu bulabilir. Bu durum oktet kuralı ile açıklanamaz. Örneğin azot monoksit molekülünde toplam 11 tane değerlik elektronu vardır. Lewis yapısı yazıldığında
Bir tane elektron tek olarak azotun etrafında kalır. Genişlemiş oktetli yapı. Örneğin 3. periyot elementlerinden fosfor ve kükürdün halojenli bileşikleri olan fosfor pentaklorürde fosforun etrafında 5 tane tekli bağ, yani toplam 10 elektron vardır. Moleküler geometri, yani VSEPR modeli. Bir molekülde atomların 3 boyutlu düzenine moleküler geometri diyoruz. Bir molekülün geometrisi molekülün fiziksel ve kimyasal özelliklerini etkiler. Bağ uzunlukları ve açıları spektroskopik yöntemlerle deneysel olarak tayin edilir. Ancak merkez atomun etrafında bulunan elektron çiftleri üzerine odaklanan değerli kabuğu elektronu çifti itmesi kuramı kapsamında moleküllerin geometrileri tahmin edilebilir. Değerli kabuğu elektron çifti itmesi kuramı İngilizce çevirisi olan valence shell electron pair resplicing ifadesi baş harflerinin birleştirilmesiyle kısaltılarak Vesper kuramı olarak da isimlendirilir. Merkez atom üzerinde bulunan elektron çiftlerini de dikkate alarak oluşturulan geometriye elektron grubu geometrisi denir. Moleküllerde merkez atomlarının etrafında genellikle belirli sayılarda elektron çifti bulunma olasılığı vardır. Bu olasılıklar ve oluşturuldukları elektron grubu geometrileri şöyledir. 2 elektron çifti doğrusal, 3 elektron çifti üçgen düzlem, 4 elektron çifti düzgün dört yüzlü, 5 elektron çifti üçgen çift piramit, 6 elektron çifti düzgün 8 yüzlü diyebiliriz. Tekrarlayacak olursak, merkez atom üzerinde bulunan bağ yapmayan elektron çiftlerini de dikkate alarak belirlenen molekül şekline elektron grubu geometrisi, sadece bağlanan atomlara dikkate alarak belirlenen molekül şekline molekül geometrisi deriz arkadaşlar. Molekül şekillerini genellemek için Vesper gösterimleri kullanılır. Bu gösterimlerde A merkez atomu, X atoma bağlı uç atomları, E ise ortaklanmamış elektron çiftlerini göstermektedir arkadaşlar. Örneğin AX3E simgesi merkez atomuna bağlı 3 tane uç atom olduğunu ve ortaklanmamış bir elektron çifti bulunduğunu ifade eder. Bu tip moleküllerde NH3 örnek olarak verilebilir. Berilyum klorür için molekül geometrisini görüyorsunuz. Öncelikle verilen molekülün Lewis yapısı yazılır. Berilyumun değerli tablo elektron sayısı 2, klorun ise 7'dir. Dolayısıyla toplam elektron sayısı 16 olur. Berilyum daha elektropozitif olduğu için merkez atomdur. İskelet yapısını oluşturmak için 2 tane tekli bağ, yani 4 elektron kullanır. Geriye kalan 12 elektron ise klor atomların etrafına oktetlerini tamamlayacak şekilde yerleştirilir. Merkez atom etrafında ortaklanmamış elektron çifti kalmamıştır. Bu durumda geometriyi belirleyen bağ elektron çiftinin itmesidir. Bağ çiftleri birbirini mümkün olduğu kadar uzağa iteceğinden uç atomlar arasında 180 derecelik açı bulunan düz bir çizginin karşıt taraflarına yerleştirirler. Böylece berilyum klorür için molekül geometrisi doğrusal olur arkadaşlar. Bazı moleküllerin elektron grubu geometrisi ve molekül geometrisini görüyorsunuz ekranda. Aynı şekilde devam ediyor tablo. Değerlik bağ kurama. Kolvent bağlanmayı açıklayabilmek için 1930'lu yıllarda Lewis Pauling tarafından önerilmiş. Sonraki yıllarda farklı teoriler ortaya atılmış ve çok daha ileri açıklayıcı bilgiler elde edilmiş. Ancak değerlik bağ kuramı hala basit moleküllerin bağ oluşumunu açıklamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hidrojen su molekülündeki basitte su molekülündeki kovalent bağlanmaya değerlik bağ kapsamında incelemek gerekirse, basit izah etmek gerekirse hidrojen atomlarının tek elektronların her biri yarı dolu olup p orbitallerindeki tek elektronlarla eşleşir. Atom orbitallerinin örtüşmesi sonucunda iki tane kovalent, yani 0H bağ oluşur arkadaşlar ekrandaki gibi. Atomik orbitallerin hibritleşmesi. Farklı enerji düzeylerinde bulunan atom orbitallerinin karışarak aynı enerji düzeyinde yeni orbitaller meydana getirmesine hibritleşme, melezleşme denir. Oluşan yeni orbitallere ise hibrit, yani orbital, melez orbital adı verilir. Hibritleşme sonucunda hibrit orbitallerin sayısı hibritleşmeye katılan atom orbitallerin sayısına eşittir diyebiliriz arkadaşlar. SP hibritleşmesi bir tane S ve bir tane P atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda oluşan iki SP hibrit orbitali bir doğru düzeyinde konumlanır. Böylece SP orbitallere merkez atoma bağlanacak olan uç atomların atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 180 derece açı olan doğrusal geometride bulunur arkadaşlar, görüyorsunuz. SP2 hibritleşmesi bir tane S ve iki tane P atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda
3 SP2 hibrit orbitali bir üçgen oluşturacak şekilde konumlanır. Böylece SP2 hibrit orbitalleriyle merkez atoma bağlanacak olan uç atomlarının atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 120 derece açı olan üçgen düzlem geometride bulunur. SP3 hibritleşmesine de bakalım. Bir tane S ve 3 tane P atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda oluşan 4 tane SP3 hibrit orbitalleri ile merkez atoma bağlanacak olan uç atomların atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 109,5 derece açı olan düzgün dört yüzlü yani tetrahedral geometride bulunur. DSP3 hibritleşmesi bir tane D, bir tane S ve 3 tane P atom orbitalinin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda oluşan 5 DSP3 hibrit orbitalleriyle merkez atoma bağlanacak olan uç atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 90 derece ve 120 derece açılar olan üçgen çift piramit geometride bulunur. D2-SP3 hibritleşmesi. 2 tane D, 1 tane S ve 3 tane P atom orbitallerin hibritleşmesiyle oluşur. Hibritleşme sonucunda oluşan 6 D2-SP3 hibrit orbitalleriyle merkez atoma bağlanacak olan uç atomların atom orbitallerinin örtüşmesiyle oluşan kovalent bağ aralarında 90 derece açılar olan düzgün 8 yüzlü yani oktahedral geometride bulunur. Evet, bölüm bu kadar. Teşekkürler.